Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Hayırlı geceler, Allah'ın selameti üzerinize olsun. Ben hikayemi anlatıp anlatmamak arasında çok kararsız kaldım. Ama ben de anlatmak ve rahatlamak istiyorum. Adım Pınar, 28 yaşındayım. Öncelikle nişanlı olduğum döneme gitmek ve o dönemden başlamak istiyorum. Yaklaşık 4 yıl önce eski nişanlımla arkadaş aracılığıyla tanıştık. Başlarda istemedim. Sonrasında nasıl olduysa istemeye başladım. Tanışmamızdan iki ay sonra askere gitti. Bir sene sonra geldi. İsteme oldu fakat bu isteme eski nişanlımın ailesi tarafından planlanmıştı. Bana isteyeceklerini söylediler. Ben hazırlıksız bir şekilde bir anda yüzüğü parmağımda buldum. Nişanlımın da parmağına yüzük takılmadı. Sanki yangından mal kaçırır gibi oldu. Sözlendik. Her neyse o günden sonra aramız iyice açılmaya başladı tartışmalar oldu. Ailesi çok karışırdı, her şeye karışırlardı. Haliyle bunalırdım. Ve yıldızname bakan bir bayan varmış. Ona gittim, tanıştım. Yıldıznameme baktırdım. Kadının bana dedikleri şöyleydi. Sen nişanlanacaksın ama sakın nişan yapma. Büyü muska olacak. Seni çıldırtmak için, aranızın iyice açılması için ellerinden geleni yapacaklar dedi güldüm geçtim. Sonunda nişanlandım ve daha da beter oldu her şey. İyice bunalmıştım. Ailesi, ablaları üstüme geliyordu. Hep bir bahane. Eski nişanlımın bana bağırmaları, saygısızlık yapması, vurması. Artık iyice kopmuştuk. Her namazda dua ederdim. Allah'ım hayırlısı değilse ayrılalım diye. Ve bu duamdan iki hafta sonra karşımıza topal bir kadın taşındı o kadında erkek kardeşimin tanıdığı çıktı. Bu kadının kocası AVM'de kardeşimle çalışmış. Ama annem bana bu kadının evine gitme, bunda var bir şeyler deyip duruyordu. Ama erkek kardeşim abla çok zavallı insanlardır, kek börek yap da gidelim diyordu. Ben de tuhaflık olduğunu anlayamadım. Kalbim saf ya, gidiyorduk kadına. Kadının beni her çağırmasında koşardım. Ama o kadar bağlanmıştım ki kadına, hatta kocasına, çocuğuna. Adeta kadın annem olmuştu. Meğer bu kadın bana büyü yapıyormuş. Nişanlımla ayrılalım, kopalım diye. Çıldırmamı, kendi ayaklarımla o eve gidip kendi erkek kardeşiyle nikahlanmamı istiyormuş. Gerçekten de hepsi oldu. Ben evde saldırganlaşmaya başladım. Üç harflileri görüyordum kendi kendime gülüp konuşuyordum. Onları annemin kılığında görürdüm. Ben ben değildim artık. Annem benim için o kadar ağlıyordu ki çeyizlerimin yastığımın altında muska buluyorduk. O kadın bize çocuğunu yollardı kardeşlerimle oynaması için. Meğer çocuğunu tembihlemiş, muska bıraktırıyormuş oralara. Hocalara gittik hala aynıydım. Geceleri uyandırırlardı beni aşağı sokağa inerdim. Karşımda o kadının erkek kardeşini gördüm inince. Beni çağırdı gel diyerek. Tam giderken omzumdan kız kardeşim tuttu. Abla ne yapıyorsun burada? Ne oluyor sana dedi. Bak orada kim var dedim. Abla kimse yok. Eve gir. Yataktan kalkıp aşağı indin dedi. Ben bir şey hatırlamıyordum. Sadece bu da değil. Annem bir gün kardeşlerimi okula bıraktı. Eve geldi ve çığlık çığlığa bağırdı. Yataktan fırladım ne oldu anne dedim. Ben az önce kapıyı açtığımda evde uzun boylu bir erkek gördüm. Senin odana kaçtı. Eğilerek kambur oldu. O kadar kısa oldu ki her yere baktım. Balkonlar kilitli, camlar kapalı. Senin odana girdi dedi. Ransanın altına baktık kimse yok. Anne dedim ben görüyordum sen de mi görmeye başladın? Evet kızım bunda bir iş var. O muskaları bulup çıkardık ama fayda etmedi. Başka bir hocaya gitmemiz lazım. Yoksa sen çıldıracaksın dedi. Ve bana yıldızname bakan kadına gittik. Kadın bana baktı ve dediği tek şey senin saçlarından büyü yapmışlar. Tılsım büyüsü. Ve dört muska daha yapılmış. Pınar çıldırsın kendi ayaklarıyla bize gelsin diye. Bunları yaşaman bu yüzden. O cinler her gece senin kıyafetlerine tuvaletlerini yapıyorlar. Senin hakkında plan yapıyorlar. Biz bu kızı nasıl alacağız, alimimize nasıl götüreceğiz diye. Ben o kadar korktum ki Allah'ım yok böyle bir korku. Hem ağlıyorum hem dua ediyorum. Sonra eve geldik. Yine geceleri uyuyamıyorum. Uysam yataktan atıyorlar. Uyansam kılıktan kılığa girip yanıma geliyorlar. Kendi kendime gülüyorum, sinirleniyorum, eşyaları kırıyorum. Bir gün bileklerimi kesmişim. Haberim bile yok. Allah'tan damarıma gelmemiş. Yıldızname bakan kadın bana muska yaptı. Zor da olsa biraz rahatlamıştım. Bu sefer o topal kadın öğrenmiş bunu. Daha çok yapmaya başlamış. Artık çarem tükenmişti. Annem kapılarına gitti, tartıştı, yüzlerine vurdu. Tabi inkar ettiler. Ve bu kadın ilk bizim karşıya taşındığında kendi hasıyla demişti ki benim adım Gül. Biz dört kardeşiz. Annem hamile kalamıyormuş, kısırmış. Babamla annem Cinci Hoca'ya gitmişler. Cinci Hoca demiş ki seni hamile bıraktırırım ama adak istiyorlar. Koyun getirin. Ben o koyunu kesip senin karnına yazılar yazacağım ve sen hamile kalacaksın demiş. Annesi koyun getirmiş. Cinci adam bu koyunu cinlerin oruna kana katıp kesmiş. Kadının karnına yazı yazmış. Senin dört çocuğun olacak. İsimlerini böyle koy. Onlar öyle istiyor demiş. Ve kadın hamile kalmış. İşte Topal kadının bize anlattığı buydu. Annem bu yüzden bu hikayeyi duyunca benim ona gitmemi istemedi. İşkillenmişti çünkü. Ben de anneme kızıyordum böyle düşündüğü için. Ve olanlar oldu. Psikolojim alt üst oldu. Çok şükür iyi bir hoca bulduk. Ayetler sayesinde kurtuldum. Her şey yoluna girdi dedim. Aradan bir sene geçti. Ben dayımların yanına tatile gidip gelmiştim. Erkek kardeşim, abla gel yanımda çalış. Mutfakta tost, hamburger yap. Eleman gelene kadar sen çalış dedi. Ben de kabul ettim ve işe girdim. Bir gün mutfaktan çıktım elimde bardakla. Yerine koyacaktım ki muhabbete daldım. Ve saniyeler içinde birisiyle göz göze geldik. İlk anda bir kıpırdama oldu içimde. Ben o bardağı hemen koysaydım tanışamayacaktık. Kader mi desem ne desem bilmiyorum. O beyefendi geldi, kafeye oturdu, bana bakıyordu. Ertesi gün yine geldi. Bu sefer benimle tanışmak için numara bırakmış. Ben de aldım. Her şey çok iyi başladı. Bana çikolata getirmesi, hediye alması, bana değer kıymet vermesi inanın ki çok bağlandım. Aşık oldum. O kadar değer kıymet hayatımda görmemiştim. Sonra bana başımı açmamı teklif etti. Ben de Allah için kapandım, kul için açılmam dedim. Bana tırnaklarını uzat dedi. Şaşırdım. Bir tuhaflık var dedim. Anneme de anlattım. Annem de hoş bulmadı. Kız kardeşimi anlattım. O bana bu işte bir şey var dedi. Ve öğrendim ki amacı beni satmak, pazarlamakmış. Sevdiğim adam bu işi yapıyormuş dünyam başıma yıkıldı. Bana nasıl öğrendin diye soracaksınız. Ağzından kaçırdı. Benim çok bayan arkadaşlarım var dedi önce. Ben de haliyle kıskandım. Ben genel ev işletiyorum dedi. Ben kızdığımda da bana şaka yaptığını söyledi. Ben eve gelince jeton düştü. Açılmamın istemesi, alkol olan ortamlara sokmak istemesi, tırnaklarımı uzatmamı istemesi, giyimimi değiştirmemi istemesi ve daha bir sürü şey. İşte anlayacağınız hayatta kimseye güven olmuyor. Ben öyle zor süreçler atlattım ki siz siz olun kimseye güvenmeyin, aldanmayın. Hain yakınınızdan bile çıkıyor. Yıllar önce yengem ablam için büyü yaptırmış. Erisin bitsin diye. Gerçekten de ablam eridi. Engelli kaldı. Ben yapanları Allah'a havale ettim. Tek duam yapanın yanına kar kalmasın. Hikayem bu kadar. Umarım hayattan ders çıkarmanız için bir şeylere vesile olmuşumdur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba abla, size babamın başına gelmiş bir olayı anlatacağım. Bu olay beş sene önce yaşandı. Evimizin tüm huzurunu bozdu. Babam emekli, her emekli gibi sıkılıp kendisine yeni uğraşlar bulmak istiyordu. Bunu da yapamayınca soluğu kahvede alıyordu. Orada bir çevresi olmuştu, muhabbet hoşuna gidiyordu. Her fırsatta kahveye giderdi kahvaltısını bile düzgün yapmıyordu. Evde mis gibi çay demliyordu annem. Ama kahvede pişen kaç saatlik acı çay babama daha tatlı geliyordu. Babam gide gele samimi olduğu bir grup oluşturdu. Bu arkadaşlık grubu beş kişilikti. Babam artık eve gelmeyi bile unutuyordu neredeyse. Saatine bakmadan saatlerce orada kalıyordu. Arayıp gel artık saat geç oldu diyorduk öyle fark ediyordu saati. Babamdaki değişim sadece bu değildi. Gizli gizli telefon görüşmeleri oluyordu. Babamı kim ararsa arasın telefonu yanımızda açardı. Ama son zamanlarda konuşmak için mutfağa ya da yatak odasına gidiyordu. Biz de acaba babam annemi aldatıyor mu demeye başladık. Hareketleri onu gösteriyordu. Annem üzülüyordu. Babama soru sorduğu zaman babam kızardı. Annem emindi babamın kendisini aldattığına. Sadece elinde kanıtı yoktu. İçi içini yiyordu. Eskisi gibi mutlu değildi, hep düşünceliydi. Biz de annemizin bu haline çok üzülüyorduk. Bir gün babamı kahveden arkadaşları getirdi. Ama nasıl getirmek? Kapıyı açtığımda kalbime iniyordu az kalsın. Babamı arkadaşları kollarından tutmuş. Babam ayakta bile duramıyor. Ağzında bir yamulma var. Bir tarafı yamulmuş. Konuşmakta zorlanıyor. Suratı ölü suratı gibi bembeyaz. Anne diye çığlıklar içinde bağırdım. Annem geldi, ne oldu sana diye o da bağırmaya başladı. Babamı içeri getirdik, yatırdık. Arkadaşları hemen gitmek istedi. Annem de hiçbir yere gidemezsiniz. Bu adamın hali ne? Nasıl oldu? Hepsini anlatacaksınız dedi. Adamlar da yenge kusura bakma bizim gitmemiz lazım. O anlatır zaten dediler. Kaçar gibi gittiler evden. Babama su içirdik. İçtiği suyu bile yutamıyordu. Çok zor konuşuyordu. Ne dediğini anlamak için çok çaba sarf ettik. En sonunda anladık. Cinler diyordu babam. Emin olmak için cinler mi dedin baba dedim. Kafa salladı. Annem teyzemi aradı haber verdi teyzem de bizimle aynı sokakta oturuyordu. Hemen geldi teyzem. Cinler dediyse bunu bir hocaya gösterelim abla, yoksa düzelemez dedi. Nereden hoca buluruz derken babam cüzdanını çıkardı. Bir kağıt vardı. O kağıtta bir sürü hoca numarası yazıyordu. Babam da bu kadar hocanın numarası ne arıyordu ki? Bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorduk. Annem oradan bir numara aradı. Babamın durumunu anlattı. Hoca da hemen getirin demiş. Bir taksi tuttuk, hocanın verdiği adrese gittik. Babamın define cinleri tarafından bu hale getirildiğini söyledi. Kocamın defineyle ne iş olur ki hocam dedi annem. Olmuş demek ki bacım. Tüm nesline de bu musallatı bulaştırabilir dedi. Babamı okumaya başladı. Okudukça okudukça babamın ağzı düzeldi aynı gün içinde eskisi gibi konuşur hale geldi. Muska yazdı, babam onu boynuna taktı. Defineyle falan da uğraşmayın dedi hoca. Eve gelince babamı köşeye sıkıştırdık. Ne definesi bu diye. Babam da artık anlatmak zorunda kaldı. Kahvedeki arkadaşlarından birisi bir gün heyecanla gelmiş. Zengin olduk sonunda diye oturmuş masaya. Diğerleri de merak etmiş. Ne oldu piyango mu vurdu nasıl zengin oldun demişler. Sadece ben değil, hepimiz zengin olduk. Bir define yeri öğrendim. Bizim akraba define işiyle uğraşıyor. Onlar konuşurken yanlarındaydım. Definenin yerini söylediler ama onlar haftaya gideceklermiş. Biz onlardan önce gidip defineyi alalım demiş. Hep beraber bu adamın aklını uyup define aramaya gitmişler. Defini için gittikleri yer işaretlerle doluymuş zaten. Hangi işaretin dibinde olduğunu biliyormuş bunları götüren adam. Hemen kazmaya başlamışlar. Bir yandan da zengin olacağız, kurtulacağız diye konuşuyorlarmış. Kazdıkları yerden çığlık sesleri gelmiş. Kazıyı bırakıp sese bakmışlar. Ağaçların içinden bir kadın çıka gelmiş. Birinin geldiğini görünce kazmaları saklayıp Oradan biraz uzaklaşmışlar. Kadın gelmesin diye onlar kadına doğru yaklaşmış. Hayırdır bacım demiş babam. Aniden eliyle babamın ağzını kapatmış. Gidin buradan deyip ağaçların arasına karışıp gitmiş. Sonra babama baktıklarında ağzını fark etmişler. Çıkıp getirmişler. Cebinden çıkan hoca numaraları da önceden arkadaşlarıyla buldukları numaralarmış. Önce bir hoca ile gidelim demişler. Hoca aramaya başlamışlar. Sonra da pay ister diye vazgeçmişler. Numaralarda babamın cebinde kalmış. Muska iyi geldi babama. Daha çabuk toparlandı. Ve bir daha kahveye gitmedi. Şimdi bir hobi bahçesi var. Orayı ekip biçiyor. Kendini onunla oyalıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.